Oysa ki ben şöyle bir söylenti vardı. Doğurursan tamamen iyileşir, düzelirsin diye. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu çekmek için daha fazla bekletemezdim çünkü çok önemli bir konu. Size söylemek için çok sabırsızlanıyorum. Eminim ki bilenler de biliyordur, duymayanlar da vardır. Şu tarafa ya da şu tarafa ben eski halimi paylaşacağım. Sedef hastalığıyla alakalı bir video olacak anlayacağınız gibi. Bu halden nasıl bu hale geldim, hem de çok kısa bir süre içinde. Ben hamileyken çok kötüleştim, bayağı bir kötüleştim. O zaman da tabii ilaç kullanamıyordum hamile olduğum için. Beni ışın tedavisine, fototerapiye gönderdiler, böyle solaryum gibi ışık tedavisi. Kapkara oldum. Tamamen geçmiyor ama bayağı iyi gelmişti, rahatlamıştı. Bir de Bulgaristan'dan böyle eczanede yapılan bir ilaç sipariş etmiştim. O da biraz rahatlatmıştı, anca biraz yumuşatıp kızarıklığı alıyordu. Doğurmak için gün sayıyordum. En büyük sebebi tabii ki bebeğimi kucağıma almak, ama inanılmaz çok kötüydüm. Çok acı çekiyordum. Bayağı bir zor olmuştu. Hamilede olduğum için çok zorlandım. Ondan sonra doğurdum ben. Yine stres falan filan derken, düğün olacak, onun haberini aldık. Çok fazla stres yaptım. Kötüden de kötüye gitti bu. Tabii doğumdan hemen sonra ben randevu yapıp iğnelerimi başladım. İğneler hamilelikten önce bayağı iyi geliyordu bana. Bu sefer ne oldu? Onlar da etki etmedi nedense. Oysa ki ben şöyle bir söylenti vardı. Doğurursan tamamen iyileşir, düzelirsin diye. Ama bu öyle olmadı. Daha çok kötüleştim. Dediğim gibi kullanıp da bana her ne iyi geldiyse doğumdan sonra hiçbir şekilde etki etmedi. Sebebini de bilmiyorum. Kısa bir süre içinde, yine kısa bir süre demeyeyim, düğün bile geçti. Sanırım bir durun, hesap yapacağım. İğneleri zaten 2 haftada bir tane yapıyordum. Bayağı ya, 2 ay falan öyle kaldım ben. İğneleri kullanmama rağmen bayağı kötüydüm. Ondan sonra dedim herhalde bir terslik var. Ben doktoru arayayım, bir görüşeyim. Randevu yaptım. Gördüler beni, çok kötüyüm. Dediler başka yöntemler de var. Hap var, iğne var. Ben de iğneleri çok kişiden duyduğum için tekrar iğne yazacağız dediler. Bu sefer başka iğne daha pahalı. Tabii o an para düşünecek halde değilim. Üstelik sigorta karşılıyor. Yani bir miktarını, geri kalanını siz ödüyorsunuz. Böyle ara ara bana ödemek için fatura geliyor, 50 euro falan. Feda olsun, hani yeter ki ben çocuğuma rahat rahat bakabileyim. Sonra iğnelere başlamadan önce test yapılıyor, tüberküloz testi diye. O testi bile yapmadılar beni o kötü durumda. Gördüler bebeğimle gittiğim, bebeğim var, bakma ihtiyacı var. O testi bile yapmadan doktor hemen bana iğneleri yazdı ve daha o günü iğneleri sanırım almıştım ben. Bu iğnelerin güzel bir tarafı, 2 ayda sadece bir tane iğne yapılıyor. Onu da kendim yapıyorum. 2 ayda bir tane iğne, dediğim gibi. İlk iğneyi yapınca birkaç gün içinde, bir hafta içinde hemen etkisini görmeye başladım. İkinciyi yaptıktan sonra böyle tamamen kayboldu. Şu an hiç bir yerimde yok. Ben önceki videolarımda anlatmıştım. Benim %100 her yerimde çıkıyor. Kafamda, kulağımın içinde, tırnağımın içinde, kirpik diplerimde. Topuktan kafaya kadar, öyle söyleyeyim. Şu an hiç, sıfır. Çok şükür, çok şükür. İnşallah bu video başkalarına da yardımcı olmamı sağlayacak. Bu video için çok beklediniz. Ben de yanlış yönlendirmek istemem. Kesinlikle bu iğneleri yazdırmak için tabii ki de doktorla görüşmeniz lazım. Benim özel bir doktorum yok. Hastaneye gidiyorsun, orada zaten dermatoloji bölümüne. Oradan sizi hangi doktora yönlendirirlerse onunla görüşüp hani sorabilirsiniz, bu iğneleri bana yazabilir misiniz diye. Almanya'da
Hollanda'da var ama diğer ülkeler için bilmiyorum. Sorun lütfen. Doktora gitmeden zaten teşhis koyamazsınız. Lütfen doktora görünün. İğneler bu arada sayılı verildiği için şu an elimde yok. Bir tane annemde var, o da son olacak. Ondan sonra tekrar randevu yapacağız. 3 ayda bir hastaneye gidiyorum kan testi yaptırmak için. Bakalım nasıl etki ediyor diye bana, hani bir zararı var mı diye. Şu an için çok çok şükür her şey yolunda. Tabii sıfır zararsız ilaçlar diyemem. İleride ne olur onu da ben bilemem ama kendimi böyle görmeye değer. Ben yıllardır çok ilaç kullandım ama illa buramda, şuramda, kaşımda, kafamda illa bir yerimde oluyordu. Bu sefer sıfır, hiçbir iz yok. İnanamıyorum, ben kendimi böyle gördüğüme çok seviniyorum. Her işimi rahatlıkla yapıyorum. Her istediğini giyebiliyorsun. Bu arada Sasha da sedef hastası. Biliyorsunuzdur zaten beni izleyenler. Maalesef o başlamak için ona o testi yaptılar. Tüberküloz testi, bakteri testi. Onda bir bakteri teşhis edildi. Şu an antibiyotik kullanıyor onun tedavisi için. Antibiyotik tedavisi 3 ay sürecek. Ondan sonra Allah'ın izniyle o da iğnelere başlayacak. İğnelerin adı Tremfya. Zaten Tremfya doğru söylediğimi bilmiyorum ama yazarım kutusunu şuralara bir yere sizin için koyarım hastaneden. Bunu sorun lütfen Tremfya. Neyse, ben zaten dediğim gibi açıklama kısmına da yazarım. Zaten şurada çıkan Almanya'daki. İnşallah Türkiye'den yazan çok var. Bulgaristan'dan aynı şekilde orada da vardır. Ve siz de faydasını görürsünüz. Gerçekten hepsinin, sedef hastası olan herkesin iyileşmesini çok istiyorum. Çünkü yaşamış, çekmiş biri olarak çok iyi anlıyorum sizi. Benden iyi anlayan olamaz. 18 yıl oldu, dile kolay. Şu an zaten iğneleri bıraksam acaba yine olur mu diye bir düşünüyorum ki %100 olacak. Hani sedef hastalığın kesin tedavisi maalesef ve maalesef yok. Var diyenlere kesinlikle inanmıyorum. Boş reklam dronlar. Veya bazılarının kendiliğinden düzelmiş işte. Ama kimse bilmiyorum. Ben çok fazla şey denedim. Türkiye'ye de gittim. Bulgaristan'da da, Sofya'da büyük yerde gittim. Burada koskoca Hollanda'da hani fazla seçenek vermiyor. Ancak hap, iğne. İşte deniyorlar en azından burada. Deney şeyi gibiyiz ya. Bu şeyi gelmiyorsa başka bir şey yazıyor. Ama şu ana kadar kullandığım en iyisi bu iğne. Sürmek için de Anestilar vardı ki dediğim gibi doğumdan sonra sıfır etki. Bende sıfır etki. Bayağı bir isyan etmiştim, ben böyle mi kalacağım? Artık hiçbir ilaç bana etki etmeyecek mi? Çok üzülüyordum. Düğünün USB'si yakında elimize geçti. Hani düğünü izlerken sinirim, moralim bozuldu. Kıpkırmızı yaralar. Zaten düğünün olmasını istemiyordum. Çok kötüydüm. Çok fazla kötüydüm. Düğünüme detaylı bakarsanız. Acı çekiyorum resmen, eve nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ben hemen üstümden parçalayayım şu elbiseyi de kurtulayım. İşte Allah başka dert vermesin derler de. Öyle anlatıldığı gibi ufak tefek bir dert de değil. Umarım bu hastalığın tedavisi bulunur. Her hastalığın tedavisi bulunsun. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Lütfen duyanlar ya da yetkililerle bağlantılı olanlar diyeceğim. Bebeklerin tedavilerine para almayın. Allah düşmanımın başına vermesin. Çok bebek hasta, çok fazla yüksek miktarda para toplanıyor. Lütfen bebekler için artık ücretsiz olsun bu tedaviler. Onları ölüme terk etmeyin. Hepinize çok geçmiş olsun. Kendinize çok iyi bakın.